DEM Partili 50 milletvekili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı bir başvuruda bulunmuştu. İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ve diğer tutsaklar üzerinde devam eden tecrit hali ve mutlak iletişim halinin sonlandırılması, aile görüşünün yapılması, avukat görüşü ve telefon haklarından yararlandırılması için bir başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru üzerine Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir cevap var. Adalet Bakanlığı'nın bu cevabı yazısı 23 Şubat 2024 tarihli. Ancak kamuoyuna yeni yansıyan bir cevap. Cevaptan ancak 3 ay sonra bu durumdan haberimiz olabiliyor. Milletvekillerinin başvurusu aslında 1999 ve özel olarak 2011 yılından sonra başlayan duruma ilişkin olmasına rağmen 2023 yılı ile sınırlı bir cevap vermiş. Adalet Bakanlığı bu Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na verdiği cevabı yazıda İmralı Adası'nda bir tecrit durumunun olmadığı, hükümlerin haklarından yararlandırıldığını da söylemiş. Ancak yazıyı incelediğimizde bu cevabı yazdığın kendi içerisine, hukuki kısmına girmeden dahi kendi içerisinde çelişkiler barındırdığını söyleyebiliriz. Yani yazının ilk sayfalarında kanuna atfen hükümlerin hakları hatırlatılmış olmasına rağmen devamda verilen disiplin cezaları nedeniyle bu hakların sınırlandırıldığı, bu görüşlerin yapılmadığı belirtiliyor. Özellikle bu yazıda dikkat çeken bir husus da şu. Yani 2023 yılı için bir değerlendirme yapmış. 2023 yılı için bir avukat görüşünün yasaklayan bir disiplin cezası bulunmadığını söylüyor. Ancak biz Asrın Hukuk Bürosu'ndan edindiğimiz bilgilere göre şunu biliyoruz. 2023 yılı içerisinde, hatta 2024 ve öncesinde 2022 yılı içerisinde avukat görüşü için defalarca kez başvuru yapıldı. Ancak bu başvurulara ilişkin ne bir dönüş oldu ne de Sayın Öcalan ve diğer hükümlerle bir görüşme yapılabildi. Yani Adalet Bakanlığı cevabı yazısının aslında gerçeğe aykırı olduğunu bu husus üzerinden dahi biliyoruz. Adalet Bakanlığı tecrit tanımlamasını kendi açısından şöyle değerlendirmiş. Hükümlünün yani incommunicado intente diye bir değerlendirme yapmış. Hükümlünün avukatı ailesiyle hiçbir şekilde iletişim halinde olamaması ve haklarından yararlandırılmaması, yani ahim ve BM sözleşmelerine bir atıfta bulunmuş ve burada bir tecrit durumunun olmadığını söylüyor. Ancak yukarıda belirttiğimiz hususlar, özellikle 2011 yılından beri olan durumu değerlendirdiğimizde tam olarak bir tecrit durumunun olduğunu görmekteyiz. Adalet Bakanlığı yine kamuoyunu yanıltmak ve var olan tecriti görmezden gelmek, yok görmek şeklinde bir değerlendirme bulunmuş. Kanun dayanak olarak disiplin cezaları olduğu için bu haklardan yararlandırılmadığı söyleniyor. Ancak disiplin cezaları hiçbir şekilde ne avukatlarına tebliğ ediliyor ne de bir itiraz hakkı sunuluyor. Yani cevabı yazda şunu da söylüyor. Hükümlülerin bu disiplin cezalarına herhangi bir şekilde itiraz edilmediği söyleniyor. Ancak avukatları, özellikle Asrın Hukuk Bürosu üzerinden bu itirazların yapıldığı ve sürekli red kararı verildiğini biliyoruz. Yani bu disiplin cezalarının içeriği de istenilmesine rağmen vekaletli avukatlarına verilmiyor. Sayın Abdullah Öcalan avukatlarına bu kararlar tebliğ edilmiyor. Yani ancak karar numaraları ve dosya sayıları üzerinden bir itiraz yapılabiliyor. Yani bu disiplin cezalarının neye ilişkin olduğu, neye dayanarak verildiğini de tam olarak bilemiyoruz. Yani İmralı'da hapishanesinde 4 kişi tutuluyor. Bunlar ne şekilde bir disiplin cezasına sebebiyet verecek şekilde bir eylemde bulunmuş. Zaten bu izaha muhtaç bir durumdur. Yani aslında hiçbir hukuki dayanağı yok. Yani kendi kanunlarında belirtilen temel haklardan bile faydalandırılmıyorlar. Adalet Bakanlığı kendi cevap yazısında aslında 3 tane disiplin cezasından bahsetmiş. Aile görüşü ve telefon görüşüne ilişkin. 2023 her 3 ayda bir verilen bir disiplin cezası olduğunu belirtmiş. Bu disiplin cezaları nedeniyle haklarından faydalandırılmadığını belirtmiş. Yani bahsetmediği, sakladıkları bir disiplin cezası da vardı aslında. 2023'ün sonunda verilen bir 3 aylık disiplin cezası vardı. Bunu kendi cevabı yazılarında da belirtmemişler. Ancak bu cevap gündemleştikten, kamuoyuna yansıdıktan sonra kendileri bir disiplin cezası daha olduğunu belirttiler. Aslında bu disiplin cezaları işi kılıfına uydurma meselesi. Çünkü disiplin cezaları biz diğer cezaevlerinde de görüyoruz. Tamamen matbu şekilde verilen disiplin cezası. İdare Gözlem Kurulu'nun vermiş olduğu bir disiplin cezasından bahsediyor mesela.
Ama biz burada da idari gözlem kurulunun ne şekilde karar verdiklerini, nasıl bir yapıdan oluştuğunu biliyoruz. Mahkumların az kitap okuduğunu, suyu tasarruf etmediğini veya elektrikten tasarruf etmediği gibi kütüphaneden kitap almadığı gibi soyut ve tamamen uydurma gerekçelerle buradaki cezaevlerinde de bu şekilde disiplin cezaları veriliyor. Bunların hiçbir şekilde hukuki şeyi yok. Yani bu açıklamadan sonra özellikle Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan ve kamuoyuna yansıyan açıklamadan sonra bir disiplin cezası olduğu belirtilmesi de tamamen bu tecrit uygulamasının devam ettiğini gösterir. Yani bizim de ÖHD olarak yapmış olduğumuz 1330 avukatla Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya bugüne kadar herhangi bir cevap verilmiş durumda değil. Yani biz bu konuda sadece bu şekilde başvurular değil, daha farklı şekilde de gündemleştirmek için farklı çalışmalarımız da olmuştu. Genel merkez, ÖHD genel merkez üzerinden 2 haftada bir yayınlanan bir tecrit bülteni de var. Tecritin hem hukuki kısmını hem sosyopolitik durumunu göz önünde bulunduran. Bizim ÖHD olarak da yine bildiğimiz üzere Asrın Hukuk Bürosu'nda hem tecrite ilişkin hem yaşanan diğer hukuksuzluklara ilişkin uluslararası kurumlarla paylaşmış olduğumuz verilerimiz, gerçekliği ortaya koyan somut durumlarımız, raporlarımız var. Bu raporlar uluslararası kurumlarla da paylaşılıyor. Yine Asrın Hukuk Bürosu tarafından bu kurumlara bir başvuru da yapılıyor. Hem duyarlılık için hem bu tecritin son bulması için Türkiye'ye bir çağrı yapılması için ve gerekli mekanizmaların işletilmesi amacıyla hem BM'ye hem AİHM'e hem az önce söylediğim gibi CPT'ye de bir başvurumuz oldu. Ancak özellikle son dönemlerde, son birkaç yıllık dönemde uluslararası kuruluşlardan ne yazık ki beklenen etki ve mekanizma işletilmiyor. Bu biraz tabii siyasi ilişkilenmelerden de kaynaklı. Türkiye'nin dışarıyla olan politikasından kaynaklı. Yani örneğin az önce söylediğimiz CPT'ye bizim Adalet Bakanlığı ile eş zamanlı olarak bir başvurumuz olmasına rağmen CPT de bunu aslında Adalet Bakanlığı ile aynı şekilde bir değerlendirmeye bile almıyor. Sadece bir açıklama yapmakla yetiniyor. Oraya herhangi bir ziyaret gerçekleştirdiğine ilişkin bir raporunu da yayınlamıyor. Biz bu ziyaret gerçekleştirmişse kimlerle yapılmış, ne şekilde yapılmış, bunun içeriği ne olmuş? Buna ilişkin ne yazık ki CPT de bir raporunu açıklamıyor. Yani BM ve AİHM durumları da şu anda aynı şekilde. Örneğin az önce bahsettiğim disiplin cezaları ve diğer cezalara ilişkin iç hukuk yolları tüketildikten sonra AYM ve AİHM başvuruları yapılıyor. Ancak burada da süreç çok yavaş ilerletiyor ve aslında bu mekanizmaları kullanılamaz hale getiriyor. Elbette Adalet Bakanlığı da hem buradan güç alıyor hem oradan etkili bir yol gelmedikçe bu tavrını sürdürmeye devam edecektir. Biz elbette tecrit durumu var oldukça bu tecritin son bulması için elimizden gelen her türlü hukuk çerçevesinde her türlü yolu deneyeceğiz. Yani gerekirse Adalet Bakanlığı yeniden bir başvuru hem görüş yapabilmek için hem Sayın Abdülhocalan ve diğer hükümlerin kendi avukatlarıyla görüşebilmesi için yeni bir başvuru yapmayı planlıyoruz. Yine Adalet Bakanlığı nezdinde ve Barolar Birliği ve yine Türkiye'deki ve Kürdistan'daki diğer barolar nezdinde bir girişimimiz sürüyor. Aslında sadece bu durum sadece ÖHD ile kalmamalı. Diğer tüm demokratik hukuk kurumları ve kamuoyunun da aslında bu konuda bir duyarlılık içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu tecrit durumu sadece bizi etkileyen bir durum değil. En son 1 Mayıs'ta da biz bu durumu gördük. Taksim'e çıkmak isteyen demokratik kitlenin ne şekilde engellendi. Aslında bu da bir tecrit durumunu gösteriyor. Toplumun tecrit edildiğini, sosyal bir tecritin imraldan ibaret olmadığını, sosyal bir tecritin de var olduğunu düşünüyoruz. Yani biz de bu İmralı'daki tecritin son bulması için, Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki iletişimsizlik halini, mutlak iletişimsizlik halini son bulması için hukuk çerçevesinde girişimlerimiz olmaya devam edecektir.